haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. 22 Nisan'da Koç burcunu neler bekliyor? Koç burçları 22 Nisan itibariyle biraz parasal evreleriyle ilgili hatalar yapmaya müsaitler. Tatil planları, yani böyle biraz gezeyim tozayım kafalarına girdi Koç burçları. O yüzden para kontrollerinizi yapmanızı istiyorum. Hatta sizin özel hayatınızla ilgili uzun süredir kararsızlıklar vardı. Bu kararsızlıklar geride kaldı. İlişkinize tatil, eğlence dediğimiz bir haftaya giriş yaptınız. Kolay gelsin Koç burçları diyorum. Para konunuzla ilgili eğer ki Nisan'ı doğru atlatırsanız Mayıs ayı itibariyle sizin için verimli ve aydınlık süreçler başlayacak. İş konusunda da ufak tefek hataların verdiği huzursuzluklar yaşadınız yönetici ya da yönetilen insanlarla ilgili ya da yönettiğiniz sistemle ilgili bunları toparlamaya başlayacaksınız 22 Nisan'dan sonra. Sağlık olarak da grip enfeksiyonu, baş ağrısı dediğimiz süreçler ve evliyseniz evliliğinizle ilgili yaşadığınız bazı karışıklıkları toparladınız. Güzel sürprizler, arkadaşlarla geçirme dediğimiz bir 22 Nisan sonrası haftası gözüküyor. O yüzden Koçlar için radikal kararlar, seyahat, eğlence, sağlık problemlerini geride bıraktık, işteki aksilikleri toparladık, güzel bir döneme başladık. Ailede yaşanan bir gereksiz kardeşler arasında kavgalar söz konusu oldu. Onları da toparlayacağız 22 Nisan'dan sonra. Ve işle ilgili beklediğimiz yeni bir değişim var. Bu da hayırlı olacak. O yüzden Koç burçları verimli haftaya giriş yaptılar. Boğa burçları radikal bir rejim programı uyguluyorlar. Yazın verdiği bir kafaya giriş yaptılar. Kışın yedik yedik. Bir güzel kilo aldık. Bunun rejim, sporla ilgili yürüyüşler ve kendi bedenimize sağlıklı süreçlere giriş yaptı boğa burçları. İlişkiler konusunda da ciddi anlamda sessiz bir haftaya giriş yaptı. 22 Nisan'da sessizlik haftası boğa burçları için. Ama iş konusunda gerçekten istediğiniz noktaya eriştiniz ve yükselme dediğimiz noktanın hedefini yaşadınız, onun keyfini çıkartıyorsunuz. Bir araba değişikliği ya da bir ev değişikliği niyeti var boğa burçları için ve uzun süredir ailede miras konuları vardı. Bu miras konuları hala çözülemedi. Bunun verdiği bir gerginlik var. Ama 22 Nisan'dan sonra daha dingin bir kafa, sağlık konusunda da varis ve damarlarla ilgili yaşayacağımız problemler var boğa burçlarının ve özellikle sinüzit problemi yaşayacaksınız. Bahar alerjik problemleri olabilir boğa burçları için dikkat diyorum. Çocuklarınızla ilgili de bu sene teok senesi var, koşturma senesi diyorsunuz. Çocuklarınız güzel bir eğitim süreci sağlayacak, panik yapmanızı istemiyorum. Bir de sizin kardeşler değil de hani uzak akrabalarla ilgili yaşadığınız pürüzler var. Bunlara dikkat ediyor boğa burçları ve işle ilgili de farklı ortaklı işler de var. Hem iki iş birden koşturacak boğa burçları bu 22 Nisan'dan sonra. İkizler burcu. Kendi işiyle ilgili yaşadığı kaosların verdiği bir huzursuzluk var. Çünkü yükseliş bekliyordu, gecikti. Maaşının değişmesini bekledi, gecikti. O yüzden işi bırakayım, bırakmayayım mı karmaşası. Biraz daha sabırlı olursanız Haziran ayına kadar. İkizler burcu için gerçekten güzel bir süreç Haziran'dan itibaren başlayacak. 22 Nisan onlar için sadece kararsızlıklar dönemi. Bir türlü oturtamadığı iş ve hatta tatil planı ve izin almak istiyor ama parasal dengesini toparlayamadığı için kararsızlıklar yaşıyor. İlişki konusunda da İkizler burcunun yanındaki sevgilisi kadın erkek ayrımı yapmadan evet evlilik ve gelecek planı içerisine girdi İkizler burcunun sürpriz söz nişan dönemi haftasında yaşayacak İkizler burcu. Anne rahatsızlığı, annenin ritim ya da mide ile ilgili yaşayacağı İkizler burcu, ailevi büyüklerimizle ilgili sağlık problemleri var dikkat edeceğiz. Bir de oturduğumuz evi değiştirme ya da evin restorasyonu değiştirme gibi bir fikri var ama parasızlıktan şu an oturdu ve bekleyecek. İkizler burcunun yeni aşka yelken açan İkizler burcu var. Hayırlı bir süreç ilişkisi ve doğru insanını bulma haftası. Bir de aile toprakları yani kendi memleketinizle ilgili çözülmesi gereken topraklar var. Bunlar toparlanacak. Sizde de sağlık olarak dediğim gibi ailede anne ya da baba rahatsızlığı biraz üzüntü yaratabilecek İkizler burcu için. Bir de gözlük değiştirmeniz gerekebilir. Dikkat diyorum. Yengeç burcu bu hafta duygusal kayıplar haftasına giriş yaptı. İş konularıyla ilgili kafayı çok fazla taktığı için duygusal hayatına da yansıtmaya başladı. Çünkü iş konusunda istifa ya da yöneticilerden yaşadığı huzursuzluk onun özel hayatına yansıyor. Yengeçler biraz daha sabırlı olursanız 22 Nisan'dan sonra sizin de işinizle ilgili döngünüzde bir değişim, bir verimlilik değişimi olacak.
Ama yengeçlerin şöyle bir sorunu var. Özel hayatı da son bir ayda böyle kenara attılar. Onlarda da ciddiyet ve evlilik dediğimiz haftaya giriş ve özellikle ilişkinizle birlikte yaşama dediğimiz haftanın başlangıcı olacak 22 Nisan'dan sonra. Bir de yengeçlerin son zamanlarda ağız kokusu ya da ağızda kaynaklanan, dişlerden kaynaklanan sağlık problemleri olabilir. Diş kontrolü ya da kulak burun alerji probleminiz olabilir. Dikkat edin. Çünkü midedeki asit sizin ağız kokunuza neden oluyor olabilir. Bunları ihmal etmeyin diyorum. Yengeçlerin de anne ya da babayla ilgili, kendi ailesi, anne babayla kavga değil de onların ailesindeki yaşanan uzun süredir düzensizlikler yengeç burcunu yormaya başladı. Hatta artık ayrılacaklarsa ayrılsınlar, mal paylaşılacaksa paylaşılsın dediğimiz bir 22 Nisan değişimi olacak. Yengeçlerin en büyük sorunu insanların her şeyle ilgilendikleri için kendi hayatlarıyla ilgilenmiyorlar. Bırakın kim ne yapıyorsa yapsın, kendi hayatınıza dönün diyorum. Bir de yöneticinizin hani sizin hakkınızı yediğini düşünüyorsunuz. Yöneticiniz hakkınızı yemiyor, zamanı var. Bir de eğitimle ilgili yapmak istediğiniz dil eğitimi, yabancı dil geliştirmek gibi bir niyetiniz var. Ya da doktorunuz, bu da doğru bir süreç olarak diyorum. Aslan burçları inanılmaz lanet bir haftaya girdiler. Çünkü ilişkiyle ilgili askıda giden süreç onu mutsuz etmeye başladı. 22 Nisan'dan sonra toparlanacak ve iyileşme haftasına giriş yapacak aslan burçları. O yüzden ilişkiyi kafaya takmayın, parayı kafaya takın. Çünkü iş çok yoğun işler, teklifler var. Para dönmediği için sen ilişkiye kafayı sardın. İlişkiyi kenara at, işe kafayı takarsan paralar da hızlı bir şekilde değişecek. Hatta babam haklı mı dediğimiz ya da annemiz haklı mı bu ilişkiyle ilgili dediğimiz süreçler soru işaretleri dönüşmeye başladı. Gerek yok, babanız ya da anneniz bu ilişkiyi yaşamıyor, siz yaşıyorsunuz, ilişkinizi kontrol edin diyorum. Bir de çocuk bekleyen aslanlar var, erkek çocuk sevinci yaşayacak aslanlar birçoğu. Ve onların da çocuk sevincinden sonra ev değiştirme, ev yenilenme güzel bir süreç var. Aslanların da boyun fıtığı, bel fıtığı ya da elde uyuşma dediğimiz süreçler var sağlık konusuyla. Uzun süredir kardeşlerle ilgili yaşanan kavgalar sakinliğe bir barışma haftasına gelecek 22 Nisan'dan sonra. Onların da hafta sonu Kıbrıs, ne bileyim İzmir, ne bileyim kafalarında ufak kongreler, belli anlaşmalar söz konusu olabilir, seyahatleri olacak iş gereği. Güzel haftada aslında aslan burçları kafalarını iyileştirip psikolojinizi güçlendirin diyor. Başak burçları son inançlarınızla ilgili çok gücü yüksek ve Tanrı'yla ya da Rabbimle olan hukukunuzu o kadar yücelttiniz ki artık sağlık, hala sağlık problemi ya da baba soydan sağlık problemiyle ilgili üzüleceğiniz bir hafta, 22 Nisan haftası yaşayacaksınız Başak Burçları. Sizin de iş konumunuzla ilgili çok evraklar birlikte onları toparlama ve devletle ilgili beklediğiniz yenilik ve olmasını istediğiniz iş kapının büyük bir sevincini yaşayacak Başak Burçları. Ve Başakların mide gaz, mide ile ilgili sıkıntılar ya da kadınsal bölgeniz ya da erkekler için de kalp bölgesine dikkat edecek Başak Burçları. Çocuklarınızla ilgili korkularınız, endişeleriniz var. Özellikle Nisan değil de Eylül ayında korkmanız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarınız gayet başarılı noktalara erişecek. Bir de araç kazası, araç problemi ya da ufak bir kaza atlatabilir Başaklar, dikkat diyorum. Başakların da son zamanlarda yüksek tansiyonla ya da tansiyonla ilgili problemleri söz konusu olacak, bunları derler. Ve onlarda da bir zayıflama, kilo aldım tripleri var. Onlarda da bir spor enerjisi, yürüyüş ama spor salonu olarak düşünüyor pintidir Başak Burçları. Yaratıcı zekaları ile ilgili belli kurslara gidecek Başak Burçları. Böyle hattat mattat, güzel sanatlar ya da gitar kursları. Onlar için huzurlu ilişkiler için de Başaklar askıya bıraktı her şeyi. Askıda ve sakin ve kendi kararlarını verecek. Terazi burçları 2010'dan bu yana dengesizlikler devam ediyor ve geçmişi geride bırakıyorsunuz. Size verimli bir yıl diyorum. Yani Nisan, 22 Nisan'dan sonra verimlilik ve parasal dengenizin aksi giden noktası, miraslarınızla ilgili sevinç yaşayacağınız, ameliyat olacak terazi burçları var. Ciddi anlamda sağlıklarıyla ilgili endişe yaşayan insanlarda iyileşme haftası yaşanacak.
Onların da evdeki koltuk, masa, yemek masası, sandalye, çocuk odası değişimi ya da yatak odası değişimi söz konusu olacak. İşlerinizle ilgili de bir izin kafasına girdi. Bir tatil yapayım, vücudumu bir iyileştireyim dediğimiz bir 22 Nisan dönemi başlayacak. Onlarda da en çok böyle ufak tefek sürpriz, küçük hediyeler alınsın, ev objeleri, garip garip şeylere merak sardın. Ama Teraz burcu siz zeki ve yaratıcı bir dahi bir burçsunuz. Saçma şeylere kafayı takmanızı istemiyorum. Çünkü sizin 22 Nisan'dan sonra verimlilik, uyumluluk, işinizde yükseliş ve ciddi anlamda para birikim dönemi başlayacak ve hayırlı olacak sizin için. Hiç endişe etmeyin. Çünkü hayatta ne istiyorsanız hızlı bir şekilde sizin evrenize giriş yapacak diyorum. Ve hayatınızla ilgili de son zamanda anneyi kırdınız, kardeş kırgınlığı var. Bunları toparlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bunları da toparladıktan sonra sürpriz bir mirasınız var. Ev hediyesi gözüküyor size. Akrep burçları hala ve hala bronşit dediğimiz ya da kulak burun enfeksiyonu çok fazla yaşadınız, bel ağrılarınız had safhada oluştu. Akreplerin de işi böyle tembellik, aksilik, rahatlama, uyku enerjisine giriş yaptı. Biraz psikolojinizi düzeltiyorsunuz akrepler. Nisan mevsimin dönüşümü gerçekten hani toprak bile doğurmaya başladı. Akreplerde de 22 Nisan'dan sonra değişim, ilişkilerde kararsızlıklar, netliğe kavuşacak, bitirmeniz gereken ilişkiler ve uzun süredir dostlarınızla ilgili çizik attığınız, görüşmek istediğiniz dostlarınız var. Bunlarla da görüşmeniz gerekiyor. Bir ev değişimi ama satın almak değil de yeni bir eve geçiş niyetiniz var Mayıs itibariyle. O yüzden 22 Nisan'da evde eşyalar toparlanacak, yeni eve geçiş var. Akrepler için de sürpriz küçük hediyeler alma, dostlarla ufak ufak hafta sonları geçirme dediğimiz bir süre. İş konunuzla ilgili de yöneticisi ya da işe sahip olduğunuz iş sahibiyseniz ciddi verimlilik, hatta ekonomi dipte olmanıza rağmen akreplerde verimlilik süreci olacak. Sizin de hiç beklenmedik devletten mahkeme ve evraklarınız var. Sonu aydınlık olacak ama ilk önce endişe yaşayacaksınız, sonra büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Sizde de uzağa görme gibi bir problem söz konusu olacak, sağlıkla ilgili ihmal etmeyin. Çocuk sevinci değil de torun sevinci yaşayacak bazı akrepler. Yay burçları parasal evrede yeni ilişki ve yeni bir düzen oluşturdunuz. Hatta ev rengini boyama, evde yenilik dediğimiz bir süreç var. Bir de uzun süredir beklenen mahkemesel evraklarınızın sevincini yaşayacaksınız. Farklı şehirdeyseniz farklı bir şehre geçiş dönemi olacak. Devletle ilgili beklediğiniz iş konunuz var, bu çok hayırlı olacak. İlişki konusunda uzun süredir yalnızdınız ve güzel bir aşka yelken açacaksınız 22 Nisan'dan sonra. Baş ağrınız ya da boyun ağrısı diyoruz ama boyun fıtığı değil, stres ve nazar değdi. Siz de mutlaka kendi üzerinize Meryem suresi 1 adet, Yasin 1 adet ve 21 Nas, 21 Felak okursanız üzerinizdeki eve değen nazar ve size değen nazar enerjisinden çıkacaksınız. Yurt dışı niyetiniz var, hatta Avrupa seyahati niyetiniz var, bu olumlu olarak gözüküyor. Bir de yaylarda deniz mevsimi geldi, denize girip enerjinizi değiştirmek istiyorsunuz. Hadi yaylar, enerjinizi değiştirme vakti. Bir de ailenizde babayla ilgili bazı mahkemesel sorunlar var. Bunun vereceği rahatlık ve aydınlık söz konusu olacak yaylar için. Bir de kız çocuklarınızla ilgili endişeniz var yaylar. Hiç endişe etmeyin, onların gelecek hayatı parlak. Bir de sizin ailede kardeşlerle ilgili gereksiz laf atışması var. Buna dikkat diyorum yay burçları. Oğlak burçları yenilenme, yeni mevsimin verdiği rahatlık var oğlak burçlarında. Onlarda da bahçeli bir ev havasına giriş yaptılar. Binalardan, yüksek binalardan bıktım artık. Bahçeli toprakla uğraşmak istiyorum. Biraz şehir dışına taşınma gibi düşünceleriniz var. Bunu yapacaksınız. Oğlakta da bir ameliyatta sıkıntı var. Bu ameliyatı yanlış doktor ya da yanlış doktor teşhisi ya da yanlış ameliyat teşhisi oluşmuş olabilir. Dikkat diyorum. Oğlakların işleriyle ilgili büyüme 22 Nisan'dan sonra daha verimlilik olacak. Onlarda da dolar borcu olan oğlak burçları var. Endişe yaşıyorlar. Yıl sonuna kadar bu borcu ödeyeceksiniz. Sizde de varis ya da ayak tabanlarınızla ilgili sağlık problemleri olabilir. Sizin de bir yurt dışı planınız var. Mayıs ortası gibi gidebilirsiniz. 22 Nisan'dan sonra ucuz uçak bileti bulayım dediğimiz bir süreç var. Bir de ailenizde
kardeşlerle güzel bir hafta sonu gerçekleştirecek Oğlak burçları. Bir de uzun süredir üniversite ya da lise arkadaşlarınızla görüşmek istiyorsunuz ve baharın tadını çıkartmak istiyorsunuz. Bazı Oğlak burçlarında da yalnız kalayım, kafamı dinleyeyim, kimseyi görmeyeyim bir havasına giriş yaptınız. Evet, Oğlaklar aslında doğru psikolojiye girdiler ama nereden başlayacaklarını bilmiyor Oğlak burçları. Kendinizi dinliyorsunuz, nefes terapisi de olabilir, yürüyüşler olabilir, sizin enerjinize iyi gelecek. Kova burçları uzun süredir aksi giden yarımlıklarla uğraşıyorlar, şanssızlıkları geride bırakacaklar. Verimli bir Nisan 22 başlayacak onlar için. Onlar da inanç çevresi hat safhada, hani kilise ya da namaz enerjimiz ya da dua enerjimize çok fazla gireceğiz. Çünkü onlar büyük aksilikler, büyük kazalar, büyük uğursuzluklar yaşadılar bu Ocak'tan bu tarihe kadar. Onlarda da gerçekten çok güzel bir iş anlaşması, uzun soluklu bir iş anlaşması olacak. Çünkü uzun süredir işleriyle ilgili aksilik yaşıyordu kova burçları. Ama verimlilik 22 Nisan onlar için verimlilik dönemine giriş yapacak. Ve sağlık problemi aslında sağlık problemi değil de hani mutsuzluk ve her şeyden şikayet ediyor kova burçları. Bunları iyileştirme dediğimiz bir süreç var. Bir de kovaların kendi kardeşler arasında gereksiz laf atışı değil de haklı noktada laf atışları var ve yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan huzursuzluklar olacak kova burçları için. 22 Nisan'dan sonra bunlara dikkat edeceğiz. Bir de kendi ofisi, evi ofise çevirmek isteyen kova burçlarımız var. Evden çalışmak istiyorsunuz. Evet, çalışma döneminiz hayırlı ve aydınlık olarak görüyorum. Sizin de ufak ufak seyahatleriniz var ama en verimli seyahatiniz Haziran dönemi olacak. O yüzden 22 Nisan'dan sonra ufak ufak gidip gelmelerimiz söz konusu. Sizde de araç değişikliği, araç yenileme niyetiniz var. Bunu Mayıs'a kadar yapmış olacaksınız diyorum. Balık burçları bu hafta kafayı yediler. Ne istediğini ne dediğini bilmiyorlar. Ve yemek, devamlı yeme ihtiyacı, devamlı konuşma ihtiyacı, gereksiz konuşmalar yaşandı. İşle ilgili aksilikler var. Bunları toparlama sürecine girdi balık burçları. Ve aileyi özlem, aileyle vakit geçirme, anne özlemi yaşadı balık burçları. Bir ufak gidip gelmeler söz konusu ve kardeşinizde bir boşanma ya da tekrar bir evlilik gündeme gelecek balık burçları için. Ve uzak doğuya gitme planları var balık burçlarının, uzak doğu seyahati kafası var. Gidebilirsiniz, izin diyorum. Bir de sizin işinizle ilgili bir atama ya da devletle ilgili olmasını istediğiniz evrak imzası gerçekleşecek. Ufak ufak mahkemeler var ama miras mahkemeleri olarak görüyorum balık burçlarında, bir problem görmüyorum. Hatta ve hatta sevgilinizle netliğe kavuşma, 22 Nisan'dan sonra net bir karar ve doğru ilişki olduğunu savunacağınız ve hafta sonu da 22 Nisan hafta sonu itibariyle de aile ziyaretine gidecek gibi gözüküyorsunuz balık burçları. Sizin de araç demeyelim, araç değişikliği gerçekleşecek ama ev kapatıp yeni bir eve geçme ya da ev düzeltme ya da evi değiştirip başka bir eve geçme gibi bir süreciniz olacak. Balık burçlarının en büyük sorunu kendi özgüvenleri çok fazla oldukları için, egoları çok yüksek oldukları için kendileriyle savaşıp karşı tarafı rencide etme dönemine giriş yapacak. Ne olur balıkları bu hafta gereksiz yormayın, gereksiz üzmeyin çünkü balıklar mutsuzlukları iyileştirme dediğimiz bir haftaya giriş yaptı. Evet, toplayıp zıplayıp abone olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. 22 Nisan size uğurlu ve bereketli, huzurlu geçsin. 23 Nisan'da da biliyorsunuz ki adada ada var. Adaya giderseniz, dilek dilerseniz sevinirim İstanbul'da yaşayan insanlar için. Herkes ülkemize, vatanımıza her şey hayırlı olsun diyorum.